Herkese merhaba arkadaşlar, Football Manager 2020 işsiz kariyerimize devam ediyoruz. Bu bölümde neler yapacağız, hangi maçlar maçları yapacağız hemen onlara bir bakalım. Ee, yine ismini söyleyemediğim e, maç e, takımlar var. İlk önce ilk maçımız bu takımla, 18. ler Daha sonra e, 6. ile maç yapacağız. Sonra 20. ile maç yapacağız. Sonra da 14. 14. ile bir maç yapacağız. 4 maçımızı böyle tamamlamış olacağız. Şimdi kendi evimizde 18. ile oynayacağız. Şimdi bir bakayım. Şöyle bir lige geleyim. 18. göstereyim size. 18. eksi 4 avarajı var. Ve 4 puandalar. Biz 10 puandayız. Güzel ilerliyoruz. Taktiğimizde de bizim herhangi bir sakatımız yok. İyi bir şekilde Devam ediyor. Ee, bakalım kendi evimizde nasıl oynayacağız? Ee, karşı takıma 1.67 vermişler. Bize 4.5 vermişler. Güncel formumuz da bizim mükemmel. Ee, niye bu kadar az vermişler? Ayrı bir konu. Bakalım nasıl oynayacağız? Ee, Wilson, Carlson falan çok çok iyi oynuyorlar. Biliyorsunuz. Ee, bu maçı da kendi evimizde alırız diye düşünüyorum ama hiç de belli olmaz. İngiltere liglerinde zaten hiçbir şey belli olmuyor. Şöyle takımla da bir konuşalım. Kaybedecek bir şey ki, e, şeyimiz yok. İyi bir takım olduğumuzu biliyoruz. Bunu diğerlerine de göstermenin zamanı geldi diyelim. Bu nasıl tepki vermez vermezsiniz abi bu kadar güzel bir konuşmaya. Neyse e, başlayalım bakalım maç da başladı. Üçüncüyüz. Onlar daha aşağıdalar ama oran olarak da onlara daha e, hani maçı alabilir bir oran vermişler. Biz ilk şutumuzu çektik ve isabetli de bir şut çektik. Hızlı oyuncularımız var. Bu hızlı oyuncuları kullanmamız gerekiyor. Dakika 11'e geldi. Ve kaleci vuruşunu kullandılar. Karşılarsak iyi olur. Neş karşılayamadı. Geride de kaldı. Biraz. Şimdi gelmeye çalışıyorlar. Aman dikkat edelim. Kapatalım hemen o yolu. İçeriye açtılar. Golü attılar. Taylor'la golü attı. Rakip takım 11. dakikada ve 1-0 öne geçtiler. 1-0 öne geçtiler. 3. şutlarında isabetli bir şutları oldu ve o da gol oldu. 2. gol için uğraşıyorlar ama Wilson'a kadar geldi bizde. Wilson hızını kullanabilirsin. Güzel bir pasta verebilirsin. Önü açık. Wilson! Kaleci Çeldi topu ve korneri kullanıyoruz. Korneri kullandık içeriye doğru. Yine bizde kaldı. İçeriye Wesson güzel bir pozisyondu aslında. O golü atabilirdin ama olmadı. Neyse. Kısmet değilmiş diyelim bu gol. 1-0 yeniliyoruz. 21. dakikadayız. Şöyle topla oynamaya bir bakalım. Merak ettim. Onlar daha üstün topla oynamada. 27. dakikadayız. Biraz da şut olarak da az şut çekti iki takımda. Bu dakikaya kadar. Yani yenilmeyelim ama hiç olmazsa bir bir bitsin bu maç. Ve hızlı oyuncularımız var. İyi oyuncularımız var. İçeriye doğru geldik. Hadi. Kalsın'a gelmedi top orada. Resmen top dışarı çıktı. Şimdi korneri kullanıyoruz içeriye doğru. Gol gelir mi? Gelmedi. Gol gelmedi. Bir bire çok yaklaştık. Bir bire gerçekten çok yaklaştık. Her anda bir gol atabiliriz çünkü saldırıyoruz durmadan. Sarı kartı var ve biz 10 kişi kaldık. 10 kişi kaldık. Bu kadar ihtiyacım, gole ihtiyacımız olduğu bir zaman içerisinde 10 kişi kaldık. Ee, hucumdan vazgeçmeyeceğim. Sadece sağ kanat boş kalmasın diye orta e, sahayı sağ tarafa doğru kaydırdım. Artı 2 verdi hakem. İlk yarının sonuna 1-0 yeniliyoruz. Şimdi bir konuşma yapalım bakalım. Veler artık varınızı yoğunuzu ortaya koymanın vakti geldi. Aynen. Varınızı yoğunuzu ortaya koyun. Hiç olmazsa bir bir bitirin şu maçı. Taşı kullandılar. Kalecimizde kaldı. Newton'a geldi top. Coulson'a bir türlü atamadık topu. Orta sahada diğer orta sahamız da sarı kartlı yalnız. Nash. Güzü, güzel bir pas düşüncesi ama olmadı. Şimdi aldık. Coulson'a doğru. Coulson yine direk. Var içeriye sen atsaydın ya. Kendi kalene atardın. Bir direk daha olmuştu sanırım yanlış hatırlamıyorsam ama. Direkte patladı topumuz. Ve Böylece 53. dakikaya geldik. 7 şutumuz var. 8 şutumuz var. 5'i isabetli. Rakip takım da 5 şut çekti. 2'si isabetli. Çok öne çok önemli bir yerde bir adamımız sakatlanmış oldu. Ha, oğlum zaten yani orada oynayacak adam yok ki. Ya yani orada oynayacak adam yok. Kimi alacağım şimdi ben oraya? Şu oynuyordu ama çok yavaş koşuyor. Yine yavaş koşuyor. Biraz hızı var. Back olarak oynuyor. İleride oyna bakalım biraz. Yani başka kim alayım? Başka da adam yok. 59. dakikaya geldik. Şu takımla, şu kalan takımla e, maçı birbirine getirirsek inanılmaz bir durum. Yani inanılmaz hem 10 kişiyiz hem sağ kanat e, kanatta oynayan oyuncumuz e, o bölgeyi bilmiyor. Korneri kullanıyoruz. Ya oğlum içeriye açsana bak göz göre göre adamın ön, ağzına attın topu ya. altan savunma araya girdi. Neş. Hadi çocuklar. Şurada bir daha azimle oynayayım diyelim. Taçı kullandılar. Topu kapabiliriz aslında. Şimdi kaptık. Bakmadan da topu verdik. Yine top rakip takımda kaldı. Kalecimiz aldı topu. Hadi daha azimle oynayın. Şu maçı bir getirin. Kullandılar. Orta sahada karşılayabiliriz bence. Colson, Wilson olmadı. Bir daha Thompson'a doğru mu geldi? Evet geldi. Aldı. Carlson'a doğru attı. Olmadı. Kanatımıza geldi. Lütfen içeriye aç. Açtı. Wilson önüne düştü. Ya, i̇nanılmaz ya. İnanılmaz topları kaçırıyoruz. Kaç tane gol atacaktı şurada? Korneri kullandık. Şimdi orta sağdan geçmeye çalışıyorlar. Attılar topu. Topu kapalım. Fual var. Şu an biraz yavaş gibi sanki. Biraz hızlı. Şunu şöyle alalım. Biraz daha hızlandırmış olalım. Çok yavaş geldi bir anda. Kullandılar serbest vuruşu. Düzgün bir şekilde kullanamadılar. Şimdi 74. dakikaya geldik. 10 şutumuz var. 7 isabetimiz var. Daha golümüz yok. Daha golümüz yok. Daha azimle oynayın dedim ama. Ha, tamam. Onlar 8 şut çektiler. 3 isabetleri var. 1 gol attılar. Yani bu kadar şuta, bu kadar isabetli şuta bir tane gol atmamız lazımdı. Bugün e, forvetlerimiz de çok suskun. Thompson, Colson, Wilson'a doğru bir pas. Wilson, güzel pas Thompson'a. Thompson, içeri gol be sonunda sonunda. Ya kalsın sonunda. 1-1'e bir getirdiler maçı. Böylece bizim çocuklar 84. dakikada bu kadar şanssızlık yaşadığımız bir maçta maçı 1-1'e bir getirdik. Belki 2 bire bile getirebiliriz. Büyük bir olay olur. Yani e, maçın sonlarına geldik artık. 1-1'e bir getirdik. Artı 4 verdi Hakem. Şimdi sabit, şu kullandılar yine ondalar. E, aman dikkat edelim dışarı attılar. Şimdi 2 dakika kaldı, 1 dakika kaldı. Gol atar mıyız bilmiyorum ama geçti artık 96 4. Hiç olmazsa 1-1'i bir getirdik. E, ve bu arada şeyi atladım ya yani yanlışlıkla e, takım konuşmasını. E, hiç olmazsa 1-1'e bir getirdik maçı. Şimdi bir ma e, diğer maça geçeceğiz zaten. Şimdi durumumuza bir bakalım. Altıncıyız. Altı av aracımız var ve 11 puandayız. Şöyle gelelim. Sakatımız var. İğne olursa 4.5 fizyoterapiye götüre götürelim. Bu gitsin daha doğrusu. Şimdi e, şimdilik uyarı verdim. Ama bir dahakisinde maaşını keserim. Şimdi e, şöyle. Deplasmana gidiyoruz. ile oynayacağız. Yine zorlu bir maç. Dördüncü nerede? Burada 7 avrajda var. 11 puandalar. Bizimle aynı puandalar. Bakalım bu maçta neler yapacağız. Ve maç günündeyiz arkadaşlar. Şimdi e, taktikte de e, eksilecek olan oyuncular var mecburen. Birisi sakat zaten. E, yok. iki hafta boyunca. Ve buraya da. Alabileceğimiz ha oyuncumuz varmış ha. aynı zamanda biliyorsunuz ki Leeds United kariyerde yapıyorum oyuncular artık kafamda e, baya karışmaya başladı e, bir de Brown var bu daha mı iyiydi sanırım bu daha iyi ama 16 yaşında ya bu çocuk. Bu da 19 yaşında. Hadi tamam bu olsun. Şöyle buraya geçirelim bunu. Bu da buraya gelsin. Ee, zaten cezalı, diğeri sakat. Bu oyuncu nedir? Bu da forvetmiş. Forvetimiz var mı bizim yedeklerde? Yok. Şu kimdi? Orta sahada bir oyuncu. Şöyle yapalım. Şunu da şunun yerini değiştirelim. Tamamdır. Başlayalım bakalım deplasmana gidiyoruz. Geçen maç gerçekten zorlandık ama yine de bir puanı çıkartmayı başardık biliyorsunuz ki. Şimdi bu maçta da bunu sizden galibiyet bekliyorum diyelim ve bu maçta da hiç olmazsa yeni, yenileceksek bile berabere bitirmeye çalışalım çünkü artık dördüncüyle oynuyoruz. Ee, üst kademedeki takımlarla oynadıkça puan almamız lazım. Yoksa kendimizi e, ligde daha aşağıda bulabiliriz. Wilson. Carlson'a pas verebilirsin aslında. Wilson gitti kendisi vurdu. Ee, ve kalecide kaldı tabii ki. Golü atamadı. Dakika 10. İki şutumuz var, iki isabetimiz var. Karşı takımın bir e, şutu var, bir isabeti var. Şimdi taçı kullandık, uzun kullandı Nash. Wilson, Spence, Spence, Brown. Brown içeri tehlike. Brown, Brown açtı içeriye. Wilson da kaldı. Dönemedi. Orada dönüp bir vurabilse 1-0'a getireceğiz maçı. Ama olmadı. Şimdi artık 18. dakikadayız. üçer ee, şut var. iki takımda da biz iki şut isabetimiz var. Dört şuta çıkarttık şu an. Güzel. Ne kadar fazla şut çekersek o kadar gole yakınlaşıyoruz biliyorsunuz ki. Beşinci şutumuzu çektik ama isabetimiz yok. Üç isabette kaldık. Topa sahip olmadı. Kim daha üstün? Ona bir bakalım. Yüzde 54 biz üstünüz. Güzel. Artık ilk yarının sonlarına doğru geliyoruz. Rakip takım geliyor. Uzaklardan vurdular. Ya bu kadar beleş de olmasın ya. Offside yani. Adamlar 100 kere topa vurdu. Ancak en son offside'da gol oldu. 37. dakikadayız artık. Ve ilk yarının dediğim gibi sonuna yaklaştık. Fazla durmadı zaten maçta. Artı 1 ya da artı 2 verebilir. Artı 2 verdi. İlk yarının sonuna hakem. Maç 0-0. İlk yarı 0-0 bitti. Şimdi ikinci yarıya başlayalım. Biz daha iyiyiz. Gösterdi performansı hiç memnun değildim. Şu an söyleyecek önemli bir şey yok. Gösterdi performansı memnunum. Elinizden geleni yapın. Dikkat, tepki verme. O tepki vermeyenler nedir ya? Sizin için burada biz konuşuyoruz. Bir de adam tepki vermiyor. Elimde daha fazla şey olsa bazılarına gıcık oluyorum. Bilmiyorum size de <laughs> öyle oluyor mu? Bazı oyuncular böyle çok güzel şeyler söylüyorum, maçı yeniyoruz, güzel şeyler söylüyorum falan. Ona tepki vermiyor adam. Birkaç maçta kötü oynadıysa direkt listeye koyuyorum adamı. Aynı zamanda takımın uyumunu da bozuyor bence. Bilmiyorum siz neler yapıyorsunuz. Yorumlar kısmında söylerseniz siz de ee, benimle aynı düşünen yapan arkadaşlar var mı? Ben de merak ediyorum. Dakika 62. Ee, rakip takım 8 şut çekti. 4 isabetli biz 5 şut çektik. 3 isabette hala ee, duruyoruz. Çok acayip bir maç oluyor yani şu an tam üst kademe maçı gibi 0-0 devam ediyor. Hiç olmazsa bir gole çok yaklaştık Wilson'la orada Carlson'a topu atsaydı belki de bu 0 öne geçecektik. Şöyle daha azimle oynayın diyelim. Belki bir gol gelir. 80. 80. dakikadayız. Taçı kullandılar. içeri açtılar. Karşıladık. Şimdi savunmamız girdi. Wilson çok iyi aldı önüne. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Oğlum oradan kaç tane gol attın ya. Biraz kalsını bekle. Aradan ver pası gol olsun. Alt diklerde böyle bir sıkıntı var. Şey yok. Ee, sahayı görme yok. Çok önemli bir yerden kullandık işte bu. Ashton 1-0 öne geçiriyor bizi. Güzel bir yerden serbest vuruş kullandık ve 1-0 öne geçiyoruz. Geçen maçta zaten 84. ya da 85. dakikada galiba golü atmıştık. 1-1'e getirmiştik. Şimdi de aynı dakikalarda golü atıyoruz ve 1-0 öne geçiyoruz. Çok fazla uzatma olmaz umarım. Dakika artık 90 oldu. Ve 90 artı 3'e çok yaklaştık. Hadi çocuklar ve maç bitti. 1-0 maçı kazanıyoruz. Şimdi ee, diğer maçta bakalım neler yapacağız. Daha maç mı var? Ne kadar uzun sürüyor burası. Heh. Şimdi diğer maça bir bakalım. Ee, onlar 23.ymüş. Şöyle bakalım 23. Eksi ee, 8 avracı var. 2 puanları var. Bakalım bu maçta neler yapacağız. Ve maç günündeyiz arkadaşlar. Bakalım ee baya iyi gidiyoruz yani. Şöyle bir daha göstereyim sizlere. İlk maç 1-1 sonra en sonda 84. dakikada golü atmışız. Burada kaçta atmış? 83'te atmışız. Bakalım bu maçta ne yapacağız? İyi gidiyoruz bence. Şu an bize 2.62 vermişler. Onlara 2.5 vermişler. Biz 5.yiz. Onlar 23. Evet, sanırım ben çok takip etmediğim için bilmiyorum. Sanırım biz bu ligin Kötü takımlarından bir tanesiymişiz. Ama şu an e, oynuyoruz yani. Yukarılara doğru oynuyoruz. Bayağı kişiyi de şaşırtacağız gibi gözüküyor. Bu bizim e, maçları böyle almamız devam ederse bu oranlar değişir. Değil. İyi giden formumuzu korumak için sizden galiba başka bir şey beklemiyorum diyelim. Yani takımdaki oyuncular bile hani bir maç almaya alışkın mı değiller nedir tepki de düzgün vermiyorlar. Şimdi baskı yapmaya devam ediyoruz. Orta sahada alabilir miyiz? Pres yaptık Wilson. Pasını ver bak pasını ver bomboş kolsun bomboş ya. Bomboş adam. Neyse içeriye doğru açtık. Kornerden 3 numara niye o kadar geriliyorsun ya? Adama verdin topu direkt. Neş. 7 dakikadayız. Ve kalsına kadar attık. Şimdi aldı önüne gidiyor. Kalsın. 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 İlk bir şut çekti. Kaleciden döndü. Sonra topu dışarıya attı direkt. Şöyle maçın başında 2-3'ü bulsak. Daha rahat etsek. Maçın sonuna bırakmasak şu gollerimizi. Daha güzel olacak bence ama. E, takım böyle seviyor sanırım. 21. dakikadayız. 8 şutumuz var. 2 isabetimiz var. Rakip takımda 3 şut çekti. ikisi isabetli. Ee, şu ana kadar. İçeriye doğru korneri kullandık. Bir daha Ashton Wilson. Elliot Wilson. 1-0'a getirdik. Topu filelerle buluşturdu. Aferin oğlum. 1-0'a geçiyoruz? Bu maç böyle biterse 17. oluyoruz. İşte 17 puanlı ikinci oluyoruz gördüğünüz gibi. Bir korner daha içeriye doğru. Müthiş bir gol. Müthiş bir kafa golü. Chihama diye okunuyor sanırım. 2-0'a getirdik maçı. Şimdi 12 şutumuz var. 6 isabetimiz var. 2 gol bulduk. Güzel gidiyoruz. Avaraj da 9. İlk yarının sonuna geldik artık. Taçı kullandı Neş. Tekrar Neş. Wilson. Wilson pas ver oğlum. Wesson kendisi gitti yine. Kaleci kornere çeldi Bir korner kullanacağız şimdi. Korneri kullandık içeriye doğru. Newton dışarıya attı topu. Artı 2 var. İlk yarının sonunda. Bir korner mi daha yok. Taçmış Nash sanırım. Nash uzun bir taç kullandı. Spence. Colson bir gol daha Thompson'dan geldi. 3-0'a getirdik maçı. Maçı 3-0'a getirdik. İlk yarı artık bitmek üzere. Ve bitti takım konuşması yapalım. Maçı geleş almaya böyle devam edin beyler diyelim. Kazanma alışkanlığını da getirmemiz lazım aynı zamanda takıma. Bizim için bu takımlar gerçekten iyi referans oluyor. Gidebil yani kötü bir takımı bu kadar iyi oynatıyorsak güzel bir referans olacak diğer takımlarla görüşmeye gittiğimizde. Şimdi dakika 52, 17 şutumuz var, 8 isabetimiz var. Bu maçtan sonra da bir başkanla görüşelim. Bizim bu lisans işi nasıl olacak, ona bir bakalım. Ve golü attılar bu arada. 3-1'e getirdiler. 3-1'e geldi maç. Aman dikkat 3-2'ye de gelebilir. İçeriye doğru 3-2'ye de gelebilir dedim 3-2 oldu yalnız maç. Kendinize gelseniz oğlum. Konsantre olun. İçeriye doğru direkten döndük. 66. 67. dakikadayız. 3-2 öndeyiz. Bir anda maç iki e, maçta 2 gol yedik. Eee bir gol daha atarsak rahatlarız. Yani buralara kadar getirmememiz lazım bu maçı aslında. 80'e doğru ilerliyoruz dakika olarak. 20 şutumuz, 21 şutumuz var. 8 isabetimiz var. 8 isabette 3 gol attık. Şimdi serbest vuruşu kullandık işte bu kadar. Ama offside. Offside verdi hakem. Neş. Güzel pas verdi. Pres yapıyoruz. Bir daha aldık topu. Güzel bir pas aç. Lütfen ya. Dikkat edin. Aman dikkat. İçeri abi kurtardığın topu yedin yalnız. Kaleci 3-3. Maç 3-3'e geldi. İnanılmaz bir maç yapıyoruz. Ya kafalarına göre atıyor bir de oyuncular. Topu o da gol yememizi sağlıyor. Ya 4'e geldi adamlar ya. Dikkat et. Aman dikkat et. Konsantre olun. Dakika 84'teyiz artık. Bu kadar üstün oynadığımız bir maçı 3-3'e getirdik. E, topa, toplu oynamada da biz üstünüz. Maç 3-3'e geldi. 90'dayız. Artık artı 3 verdi hakem. 90 artı 2 hiç olmazsa yenilmeyelim yani. Hiç yenilmeyelim. 90 artı 3 diyeceğiz hocam. Bitir artık maçı. Maçı bitir. Bitirdi sonunda. 3-3. Şanssız değiliniz. Ee, şu an için söyleyeyim. Önemli. Memnun değilim abi yaptığınız işten. 3-0 önde olduğunuz maçı deli gibi verdiniz. Şimdi artık bu bölümün de son maçına doğru gideceğiz. Ee, bu maçı hiç olmazsa galibiyetle bitirelim. Yani bu maçı hiç olmazsa bir galibiyetle bitirelim. Dördüncüyüz şu an. Hiç olmazsa yenilmiyoruz. 15 puanda. Dördüncüyüz. Şimdi bundan sonraki maçımız... Bu takımla onlar da dokuzuncu. Bakalım... Dokuzuncular artı altı avarajları var ve 11 puandalar. Bakalım bu maçta neler yapacağız. Ve maç günündeyiz. Bakalım bu bölümün son maçında nasıl oynayacağız. Yine bizim rakip takıma 1.8 vermişler, bize 4 vermişler. Biz iyi gidiyoruz ama bizdeki oranlar değişmiyor. Tabii daha da kendimizi göstermemiz lazım. Şu an ligin daha başında olduğumuz için... Bundan sonraki bölümde takım e, yorulabilir. İçeriye doğru attık bu arada yorulabilir derken gol attık yalnız. E, daha 54. saniyede gol attık. Daha maça başladık diyemedim. Ve 54. saniyede golümüz geldi. 1-0 öne geçtik. Güzel başladık, süper başladık. Bizim bu arada stoperlerimiz de güzel gol atıyor. E, atsınlar da Newton gol atıyor. Chihama diye okunuyor herhalde. Belki de başka türlü okunuyor bilmiyorum ismi. Ee, iki i̇ki stoperimizi güzel goller gördük ligin başından beri. Tabi daha 8. maçtayız ligin. Yorulabiliriz de dediğim gibi. Yorulup daha da aşağıya da inebiliriz ama yorulmamak için her şeyi yapacağız. Çok fazla varyasyon yapabileceğimiz oyun e, oyuncu yok. O yüzden fazla değişiklikler yapamıyorum. E, gördüğünüz gibi zaten yedektekiler çok daha... E, profilleri kötü oyuncular ve e, ne kadar oynatıyor yani oyuna aldığım zaman ve aldığımız maçı bize kaybettirebilirler de. O yüzden çok fazla değişiklik yapmıyorum. Pres yapıyoruz şu an. Aldık topun Newton'la. Döndük kalecimize. Güzel pas. Wilson'a olmadı. Ashton. Ashton güzel pas. Thomas. Kalsın. Kalsın. İlk yarının sonundayız artık. Artı bir verdi hakem. Ve 2-0'a getirdik maçı. Şimdi ikinci yarıya doğru ilerleyelim. Böyle devam edin diyelim. Güzel artık tepki vermeye başladılar. Vermeyenler de tepki vermeye başladı. Şimdi kendi evimizdeyiz zaten. 3'ü 4'e atalım. Aynı zamanda avarajımız da yukarıya doğru çekmiş olalım. Şimdi içeriye doğru 2-1'e getirdiler. Bundan önceki maç gibi olmasın çocuklar ya. Lütfen. Bundan önceki maç gibi olmasın. O maçta hiç olmazsa 3-3 berabere bitirdik. 3-0 öndeydik yani bir de. Dakika 60'a kadar geldik. Önemli bir yerden serbest vuruş kullandılar. Dışarıya attılar. Şimdi kullandık. Yine Kaç takımda kaldı biz aldık topu kalsın kalsın tekrardan kalsın pası Thomas Ashton içeri Wilson ama top ağlarda ama offside güzel gitti oraya ama offside da gitti dakika artık 70'e doğru yaklaşıyoruz 8 şutumuz var. Beş isabetimiz var. Bu arada bir oyuncumuz sakatlandı. En önemli oyuncumuz sakatlandı ve yerine de şöyle bir oyuncu alıyoruz. Gördüğünüz gibi ee, bakalım bir şeyler yapabilecek mi bu oyuncu yine aldığımız genç Santrafor. Corner kullanıyoruz içeriye doğru. Bizden kimse yok içeride. Nash, Pas Wilson. İşte bu. Ama yine mi olsaydı? Ya. Bu yine offside. Oğlum şuna dikkat etsene. Bir şey de söyleyemiyorsun. Yani aldığımız e, ee, kalsın sakatlandı. Yerine aldığımız santrafor genç bir santrafor. Ya Wilson'a da bir şey söyleyeyim. Wilson bir de sakatlık yaşadı. Dizde dönme var. Biraz daha idare etmek zorundasın. Yapacak bir şey yok. İçeriye doğru ve 2-2. 2-2. konsantre olun diyelim bari. Bu maçın artık sonuna geliyoruz. Bu maçta 2-2 bitecek gibi duruyor sanki. Önemli bir yerden serbest hoş kullanıyoruz. Şimdi 3 olur mu? 3 oldu be. 3 oldu. Bu, bu, durdu ya. Jordan. 3-2. Son iki maçtır. Maç, oynadığımız maçlar gidip gidip geliyor resmen. Topu, topu bir kapabilsek derken. Tamam. Kajize kaldı. Sakin oynayın. 6 verdi hakem yani. Artı 6. Taçı kullandık içeriye. Doğru bir gol daha geldi be. Jordan kurtarıyor. Yani bu maçı resmen Jordan kurtarıyor. Şimdi bir daha içeriye doğru. Newton 5'e getirdi. <laughs> 5-2 ve e, artı altı olması gerçekten bizim işimize yaradı. 5-2'ye getirdik maçı. Ve 5-3 oldu. Ya bütün 90 dakika içerisinde bunların hiçbir tanesini neden yapmadık? Hep beraber onu da bilmiyorum. 90 artı 5, 3 puanımızı alarak yolumuza devam edeceğiz. Daha da uzattı hakem yalnız. 97'ye kadar uzattı. Ve maçı aldık arkadaşlar. Bu bölümün son maçını hiç olmazsa 3 puan alarak bitirmiş olduk. Şu an 18 puandayız ve ikinciyiz. 9 avarajımız var ve 18 puandayız. Şimdi ikinciyiz aynı zamanda da. Onu da söyledim mi bilmiyorum. İkinciyiz aynı zamanda da. Şimdi bundan sonraki bölümde hangi maçları yapacağız? Bu takımla yapacağız 9. Bu takım 15. Burada bir FA Cup maçımız var sanırım. Sonra da bu takımla yapacağız. Onlar da e, beşinciler. Burada beşinci demedim mi? On beşinciler. Bunlar da beşinciler. Bir, iki, üç, dört maç daha gelecek. Burada bir FA Cup e, ikinci önerme turu maçımız var sanırım. E, onu da bundan sonraki bölümde yapacağız arkadaşlar. Bu bölümde bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize bol başarılı FM'ler.